Merhaba arkadaşlar. Merhaba canlarım. Bugün Mehmet Barlas çok ilginç bir yazı yazıyor Sabah gazetesinde. Okudunuz mu bilmiyorum ama kısaca hatırlatayım. Amerikalılar meğer 2. Dünya Savaşı'nda Nagasaki ve Hiroşima'ya atom bombası atmadan önce başka bir bomba atmayı planlamışlar. Bomba ne mi? Atıldığı yerdeki erkekleri eşcinsel yapıyor. Ama askerleri sadece, savaşanları. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir bomba atılıyor. Japon askerleri düşman askerlerine savaşmayı bırakıp birbirlerine sevişiyorlar. Savaşma, aşk yap. Hippilerin sloganıydı. 1960'lı yılların sonlarına doğru Vietnam'la ilgili böyle konuşurlardı. Mehmet Barlas diyor ki Amerikalılar şimdi diyor eğer böyle baskı yaptıkları bir ülke isteklerini kabul etmezse o ülkenin üzerine işte o eşcinsel yapan bombadan göndereceklermiş. Tabii aklınıza kim bilir ne cinlikler geliyor. Benim de geliyor. Allah korusun. Düşünebiliyor musunuz Türkiye'ye aynı bombadan atıldığını? Tam Amerika'yı savaş ilan etmişiz. Çok büyük ihtimalle Washington'u ya da New York'u basacağız ama Amerika erken davranmış. Tutmuş bizim buraya bir tane eşcinsel bombası atmış. Vay anasını ya. Vay anasını ya. Düşünebiliyor musunuz ya? Pek çoğu da ülkücü olan askerlerin ne hale geldiklerini. Ay Allah korusun. İnanın ölmek daha iyi herhalde. Ya gerçi belli olmaz. İnsan da insana değişir. Hani çok ünlü bir fıkradır. Bilmem. Biliyor musunuz? Teröristler bir otobüsü durdurmuşlar. İçindeki bütün yolcuları indirmişler. Yarısı kadın, yarısı erkek. Ve terör şefi hemen talimat vermiş. Kadınları öldürün, erkeklerin hepsini de rızına geçsin. Teröristlerden itiraz gelmiş. Herhalde şef yanlış söyledi diye. Şefim demişler, hele yanlış demiyorsun. Hemen erkekler bir arada bağırmışlar itiraz eden teröriste. Sus, şefine karışma. Sen ondan daha iyi bileceksin. Daha bomba atılmadan böyle olursa bomba atıldıktan sonra kim bilir neler olur. Kara Yağız delikanlıları ne hale geldiğini düşünebiliyor musunuz? Ulan şu Amerikalılar hakikaten çok berbat ya. Allah bu Amerikalıların şerrinden Türkiye'yi korusun. Ve Mehmet Barlas bunu bayağı ciddi ciddi yazıyor ya. Acaba ne demek istiyor? Ne mesaj veriyor? Ben çözemedim. Çözen birisi varsa bana bunu anlatsın. Sabah gazetesi biliyorsunuz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gazetelerinden bir tanesi. Hatta bir numarası. Ve Mehmet Barlas da Sabah gazetesi başyazarı. Acaba ne demek istedi? Şimdi ben sabahtan beri Mehmet Barlas'ın tam da Kurban Bayramı arifesinde bu köşe yazısında kime ne mesaj verdiğini çok merak ediyorum. Acaba neden? Düşünün bakalım. MHP'lileri ilgilendirebilir mi böyle bir şey? Benim canlarım bu Türkiye acayip bir hal aldı ya. Geçen günde bir şehit babası ne dedi duydunuz mu? Benim oğlum dedi Sayın Cumhurbaşkanımıza feda olsun dedi. Sayın Cumhurbaşkanımıza feda olsun dedi. Vatana, millete, Tanrı'ya, dine, ümmete değil, Cumhurbaşkanına. İyi de bir arkadaş. Ey şehidin babası. Şehadet ne demek? Ancak Allah uğruna savaşırsan, millet uğruna, ümmet uğruna, din uğruna savaşıp da ölürsen şehit olursun. Sıradan bizim gibi bir yurttaş uğruna ölürsen savaş olmaz, şehit olmasın ki fedai olursun. Yani senin oğlun fedai olarak mı öldü şimdi? Ah benim güzel ülkem, ah benim güzel ülkemin zavallı insanları. Ne hale geldik farkında mısınız? Evvelden insanlar vatanları, milletleri, dinleri, iman, Allahları için şehit olurlardı savaşta. Şimdikiler ise Cumhurbaşkanı için şehit oluyorlar. Şehit olmuyorlar tabii. Fedai olarak ölüp gidiyorlar. Benim canlarım be. Biz böyle bir ülke değildik. Galiba biz bunu sık sık tekrarlayacağız. Neden böyle olduk? Sebebini araştırmadığımız için. Sebebini araştırmadık, çözüp bulmadığımız için. Demokrasi bu değil. Demokrasi erdemli insanların rejimidir. Erdemli insanlar en az namuslarına sahip çıktığı kadar oylarına da sahip çıkarlar. Türkiye'de ne yazık ki oylarına sahip çıkan erdemli insan sayısı iki kişiden birinde ancak. Ne yazık ki. Kötü.
Ama düzelecek, geçecek. Yepyeni bir kuşak geliyor. Öyle bir kuşak geliyor ki bugün babalarını, dedelerini asla ve asla kabul etmeyecek. Onların bu saçma sapan fikirlerine itiraz edecek bir kuşak geliyor. Ve Türkiye'yi onlar yönetecekler. Enseyi karartmayın. Hepinizi sevgiyle öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın.